Sıranızın üstündeki yabancı maddeleri kaldırın. Bakayım hoca bu sefer tepki verecek mi diye. Kaldır sıranın üstündeki yabancı maddeleri. Kaldır, kaldır, kaldır. Evet. Tamam, defterinizi açın. Güzel, aferin size. Çiçek oldunuz. Güzel. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? İşte, idare eder pozisyon. Ya konuşma dersi yapsak olmaz. Olmaz. Gerideyiz çünkü. Sizin gibiyiz. Geriyiz. Evet. Bana soracağınız bir şey var mı? Çok iyiydi. Çok yoğundu. Hiçbir şey yapamadım gene. Yayın yaptık. Ona da söz verdik. Mecbur yaptık. Mecbur mu yaptık? Söz vermeyeydik. Yapmayacaktık. Ha? İyi. Güzel herhalde. Tamam. Güzel. O zaman dalgalara devam ediyoruz. Hem de su dalgalarındayız. Bak sana bir şey anlatacağım. Su dalgalarında kırılma anlatacağım. Şöyle yapayım da. 10. sınıf. Kırılma. Kırılmanın altını çok kere çizdim. Bu kırılma olayı. Tamam mı? İleride işleyeceğimiz şey değil bu. Bu şimdi bakacağımız başka bir şey. Şimdi sevgili genç arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Bunu da aklınızdan çıkarmayacaksınız. Su dalgalarının hızı, yayıldıkları ortamın su derinliğine bağlıdır. Tabii ki bağlı ama biz hani o tür bir şeyi incelemeyeceğiz. Tabii ki sıvının cinsi, sıcaklığı, öz kütlesi, içinde madde karışıp karışmama, bunlar etkileyebilir olayı. Biz oraya bakmayacağız. Şöyle düşüneceğiz sevgili arkadaşlar. Bizim için su dalgalarının hızlı hareketi derin ortamda gerçekleşiyor diyeceğiz. Tamam. Su dalgalarının yavaş hareketi, evet, yavaş hareketi sığ ortamda gerçekleşiyor diyeceğiz. Şimdi optikle bağdaştırırsak, ışık dalgalarının hızlı hareket ettiği ortam bizim için az kırıcı ortamdı. O zaman bunun optikteki karşılığı denktir az kırıcı ortam. Optikteki denkliği aşağıdakinin, ışığın yavaş gittiği ortam bizim için neydi? Daha çok kırıcı ortamdı. O zaman buna da çok kırıcı ortam demiş olacağım. Tamam mı? Anlaştık mı? Bundan sonra derin ortam ve sığ ortam bizim gözümüzde bu. Optikle bağdaştırırsanız. Bakın su dalgalarında dalga leğenini yandan şöyle çizdiler diyelim. Tamam mı? Bazen şöyle gösteriyorlar. Şuraya bir tane işte bir basamak gibi bir şey koydum. Efendime söyleyeyim, şöyle suyu doldurdum. İşte sen diyeceksin ki tamam, burası derin ortam, burası da sığ ortam diyeceksin. Bu kadar. Tamam. Bazen şöyle şeyler yapıyorlar. Bakın bu dalga leğeninin şeklini, tabanındaki o malzemeyi değiştiriyorlar. Şunu yapıyor bak mesela. Şöyle koyuyor. Ha. Tamam. Belirli bir yer derin ve sabit derinlikte. Sonra derinlik gittikçe azalıyor. Sığlaşıyor gittikçe. O zaman gittikçe dalgalar yavaşlıyor demen lazım. Şurada derin ortamda dalgalar hızlı.
bir anda bir ara kesit yüzey var. O ara kesit yüzeyden geçince hemen yavaşlıyorlar ve bundan sonra hep aynı yavaş olan o hızla hareket ediyorlar demiş oluyoruz. Ama burada derin ortamda V hızıyla gidiyorlar, sonra birdenbire bir ara kesit yüzeye geliyorlar. Artık azalarak hızları devam ediyor. Yavaşlayarak ilerliyorlar diye konuşuruz. Derin tamam? Niye gidiyor? Ha? Yüzeyde oluşmuyor mu dalgalar? Evet, doğru söylüyorsun. Şöyle bunu ya bu kadar ayrıntıya girmeyin ama ben yine söylemiş olayım. Bakın şöyle bir şey olsun. Bir tane cisim belirli bir miktar suya batıyor olsun. Tamam? Aşağı tarafı su. Bu cismi sağa doğru çeksem, F kuvveti uygulasam ve cismi sürüklesem suyun içinde. Tamam? O zaman adezyon kuvvetleri dolayısıyla bu cisim tuttuğu su moleküllerini de kendi hareketi yönünde bir miktar öteleme hareketine zorlar. O moleküller bir alttakini, o moleküller bir alttakini, bir alttakini, bir alttakini belirli bir yer sonra derinlik yeterince fazlaysa artık bu çekme hareketi biter. Eğer sığ ortamdaysanız bu su molekülleri yerle de daha çok etkileşim yaptığı için o çekme hareketi daha büyük bir dirençle karşılık görür. O zaman da hareket zorlaşıyor. Bunu işte bir su dalgası hareketi olarak düşünürsen, bir cisim gibi değil de su dalgası hareketi olarak düşünürsen sığ ortam daha çok etkileniyor bu tür moleküler hareketlerden diyebilirsiniz. Aklınızda böyle tutabilirsiniz ama çok ayrıntı bir şey gerek yok bence buna. Ha, su moleküllerinin şöyle hareketleri sırasında biliyorsunuz bu şöyle bir dönme hareketi gerçekleşiyor değil mi? Şöyle bir dönme hareketi. İşte o dönme hareketi yerle yakın olduğunda daha büyük zorlukla karşılaşıyor. Dolayısıyla yavaş hareket ediyor diye söyleriz. Tamam. Siz aklınızda böyle tutun ama çok da şey yapmayın, bu kadar ayrıntıya kadar girmeyin. O zaman sevgili arkadaşlar bakın bir dalga leğenini şöyle kuş bakışı gözlüyorsam, kuş bakışı çizmişlerse ve dalga leğeninde dalgaların şurada bir kaynak var şöyle, dalgaların şöyle göründüğünü söylemişlerse bize. Evet. Dalgaların şöyle göründüğünü ifade etmişler bize. Bu tarafa doğru gidiyor dalgalar. Şu da kaynak. Şimdi bunun birkaç farklı şeyi var, olayı var, sebebi var. Bunlardan iki tanesini şimdi konuşalım. Bir tanesi şu, dinle. Derinlik eğer sabitse bu leğende, derinlik sabitse bu durumda dalgaların bu şekilde görünmesinin sebebi kaynağın frekansının gittikçe azalıyor olmasıdır. Yani önceden kaynak dalgaları çok seri oluşturuyordu. Sonra gittikçe yavaşladı. Daha uzun süre aralıklarında oluşturmaya başladı. Bu bir görünüm sebebidir. Yani kaynağın frekansı azalmış. Olabilir ya da kaynağın periyodu artmıştır diye söyleyebilirsin bunu. İkinci bir sebep, eğer kaynak periyodik dalgalar üretiyorsa, yani kaynağın frekansı sabitse bu durumda bu şekilde görünmenin sebebi ya kaynak hareket ediyordur ki onu daha sonra inceleyeceğiz ya da leğen kaynaktan uzaklaştıkça sığlaşıyordur diyebilirsin. Bakın burada lütfen şuna dikkat edin. Geniş dalga, daha dar dalga, daha dar, daha dar, daha dar, daha dar diye gitmiş. Dolayısıyla derinlik eğer değişerek bu görünüm oluşturuluyorsa
derinliğin sürekli değişiyor olması lazım. Yani şöyle eğik düzlem gibi bir şey. Şuradan başlamışım. Eğik düzlem gibi gittikçe daralıyor dalga boyu. Dalga boyu gittikçe küçülüyor. O zaman sığlaşmaya da devam ediyor dalga leğeni derim. Ama eğer dalga leğeni şöyleyse, şunun gibiyse, şöyle yandan bir görünüm yapalım şöyle. Dalga leğeni şöyle bir şeyse sevgili arkadaşlar, o zaman tepeden baktığımda göreceğim şekil şu olur. Bunu yukarıdakiyle karıştırmayın. Tepeden baktığımda şöyle geniş dalgalar, sonra dar dalgalar, ama dar dalgaların arası hep birbiriyle eşit olacak şekilde bir görünüm ortaya çıkar. Tamam. Bununla şunu karıştırmayın. Bu nasıl bir leğende gerçekleşiyor demektir? Eğer derinlik değişerek oluşmuşsa bu görünüm, şöyle bir leğende gerçekleşiyordur. Tamam. Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? Heh? Yok. Güzel. Tertemiz. O zaman demek ki bizim aklımızda kalacak şey şu. Dalgalar derin ortamda daha hızlı gidiyorlar. Dolayısıyla bu bizim için az kırıcı ortamı refere eden bir durum. Efendime söyleyeyim, dalgalar sığ ortamda daha yavaş gidiyorlar. Dolayısıyla bu da bizim için optikteki çok kırıcı ortamı anlatan durum olarak düşüneceğimiz bir olay ortaya koyuyor. Peki, şöyle bir şey olsa... Bakın biz dalga leğenine kuş bakışı bakıyoruz. Tepeden bakıyoruz ve şurası bir ara kesit olsun. Yukarısı K ortamı olsun. Aşağısı L ortamı olsun. Ve bu ara kesit yüzeyine doğrusal bir dalga gönderiyorum diyelim. Tamam. Ve de bize şunu söylemiş olsunlar. K ortamı derin ortam. L ortamı sığ ortam olsun. Tamam. O zaman gelin dalgayı aşama aşama çizmeye devam edelim. Görünüm nasıl olacak buna karar verelim. Bir süre sonra dalga ilerlemiş olacak. Şöyle çizmiş olayım. Şuraya gelmiş olacak dalga. Güzel, tamam, hoş, oldu. Bir süre sonra... Dalganın hala bir bölümü dışarıda, yani derin ortamda ilerlemeye devam ediyor. Ama dalganın bir bölümü de sığ ortama geçti. Sığ ortama geçen dalga aslında buradaki ortam farkı çok yaşa olmasaydı şöyle görünecekti. Değil mi? Dümdüz görünecek. Ama şu uç önce sığ ortama geçti. O zaman o uç yavaşlamış olmalı. Yavaşladıysa dalganın diğer bölümüne göre daha geriden geliyor olmalı. Değil mi? İlk önce bu uç geçtiğine göre en geride bu uç kalacak şekilde çizmeliyim. Yani dalganın sığ ortama geçmiş olan bölümü şöyle görünmeli. Tamam. Bundan sonra bir miktar daha ilerletmiş olsam dalgayı şöyle. Bu sefer dalganın daha küçük bir bölümü daha hala K ortamında. Daha büyük bir bölümü L ortamına geçti ve L ortamına geçen ilk bölüm daha geride kalacak şekilde hareketini devam ettiriyor. Biraz daha ilerlettim dalgayı. Şöyle minnacık bir bölüm kaldı K ortamında. L ortamına geçen dalga şu oldu. Şöyle. Biraz daha ilerlettim dalgayı. Artık tüm dalga ne yaptı? L ortamına geçti. Hatta şuradan sonra şöyle dönecek diye düşünebilirsin. Şuradan şöyle çizeyim ben de. Şöyle hareket devam ediyor diye çizmiş oldum. Şurayı da sileyim. Gördünüz mü? O zaman bakın şöyle bir şey oldu. Bunu fark ettiğiniz diye düşünüyorum. Şurası eğer lambdaysa, lambda derinse, şurası lambda sığ ediyor. Lambda sığ. Dolayısıyla derin ortamdaki dalga boyu daha büyük, sığ ortamdaki dalga boyu
daha küçük oldu. Zaten biz hani hatırlayın optikte sinel bağıntısını nasıl yazmıştık? Şöyle yazmıştık hatırlarsanız. Sinüs teta 1 bölü sinüs teta 2 eşittir lambda 1 bölü lambda 2 eşittir V1 bölü V2 bu da eşittir N2 bölü N1 diye yazmıştık ya. Burada da aynısı. Dalganın hız ve dalga boyu frekans sabit olduğunda birbiriyle doğru orantılı olmak durumunda. Dolayısıyla sığ ortam dalganın yavaş ilerlediği ortam. Dalganın hızı azalıyorsa dalga boyu da azalıyor olmalı demelisin zaten doğal olarak. Tamam? Anlaştık mı? Güzel. Peki bu hareket, bu olay sevgili arkadaşlar aslında şöyle de düşünülebilir bakın. Bak, tekrar çiziyorum ama bu sefer hareket doğrultusu ile ilgili konuşacağım. Şurası derin ortam, burası sığ ortam, burası K ortamı, burası L ortamı, biraz önceki ortamlar. Şöyle bir dalgadan bahsediyorum. Şöyle geliyor. Şimdi dalganın hareket doğrultusunu düşünüyorum. Bakın yukarıdaki dalgalar şöyle giderken mavi dalgalar biraz daha dik gidiyorlar ona göre. Yani ben şunu yapmış oluyorum. Şöyle gelen dalgalar var. Bu dalgalar şöyle gitmeye devam, böyle gitmeye başlıyorlar. Dolayısıyla buna dik çizersem o zaman kırılmış dalgaları bulmuş olurum. Tamam. Aa, bu bizim ışıkta yaptığımız şeyin aynısı. Bakın biz bunu ışıkta şöyle yapıyorduk. Şurası ayırıcı yüzey. Işık ışını geldi. Şuraya normal çizdim. Işık ışını normale yaklaşarak gitti. Eğer şurası az kırıcı, burası çok kırıcı ortam ise. Değil mi? Böyle yapıyorduk. Şu bir normal idi. Normalle gelen ışığın yaptığı açıya teta gelme, kırılan ışığın yaptığı açıya da teta kırılma diyorduk. Aynı şey burada da geçerli sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sen rahatlıkla şunu söyleyebilirsin bak. Şuraya bir tane normal çizersin. Şöyle. Bu normalle gelen dalganın gelme doğrultusu, hız vektörünün doğrultusu arasındaki açıya teta gelme. Şuradaki açıya da teta kırılma diyebilirsin. Teta kırılma. Tamam. Gayet mantıklı, gayet ve birbiriyle uyumlu durumlardır. Yalnız şuna da dikkat ediniz. Bakınız. Ben bu dalgayı böyle çizmek yerine, ben bu olayı böyle çizmek yerine şöyle de çizerek gösterebilirim. Dalganın belirli bir bölümü derin ortamdan sığ ortama geçmiş olsun. Belirli bir bölümü hala derin ortamda devam ediyor yoluna. Sığ ortamda kalan bölüm şöyle geride kalmış olmalı. Değil mi? Şöyle. Güzel. Tamam. Hoş. Dikkat edin lütfen. Şöyle bir şey yapacağım. Şurası teta gelme. Normal yüzeyle 90 derece açı yapacağına göre şurası teta gelmeyi 90'a tamamlayan açı. Hareket doğrultusu da dalga cephesine dikti zaten. O zaman demek ki şu açı teta gelme kadar. Yani şuradaki açı yine teta gelmeye denk geldi. Gördünüz mü? Dalga cephesinin yüzeyle yaptığı açı. Bakın burada da şöyle. Şurası teta kırılmayı 90 dereceye tamamlayan açı. Şunu devam ettirip yüzeyle yapan açıya bakarsam o da teta kırılma olur. Yani şurası da teta kırılma olacaktır. Benim için dalgayı böyle de gösterebilirler kırılmasını. Dalganın kırılmasını böyle de gösterebilirler. Burada bir farklılık var. Bakın bunu hemen söylememiz lazım. Bunun hemen önlemini almamız lazım. Şimdi bu durumda sen
ışık dalgasındaki gibi. Yani elektromanyetik dalgadaki gibi. Yani ışık ışınındaki gibi. Su dalgalarının kırılmasını eğer su dalgalarının hareket doğrultusuna bakarak kararlaştıracağım diyorsan, hareket doğrultusuna bakarak kararlaştırma normalle yapılır. Gördüğün gibi, ışıktaki gibi. Ama ben su dalgalarının kırılmasını hareket doğrultusu değil de dalga cephesinin geride kalması ya da önde olması gibi durumları değerlendirerek ilerleyeceğim dersen, o zaman buraya normal çizemezsin. Bakın buraya normal çizdiğinizde ne oluyor? Şöyle yapayım. Yanlış olmuyor. Aferin sana. Şöyle bir dalga var, geldi. Şöyle gitti dedi. Sen hemen şöyle diyeceksin. Buraya bir tane normal çizerim. O zaman şu açı büyük, bu açı küçük. Bu teta gelme, bu teta kırılma dedim. Normalle beraber ifade ettim. Dedim ki K ortamı L ortamış. O zaman K derin, L sığ derim. Çünkü dalga normale yaklaşarak diğer ortama geçmiş. Değil mi? Normale yaklaşmak çok kırıcı ortama geçmek demek. Çok kırıcı ortamda sığ ortam. Olur. Sen eğer aynı şekli şöyle çizmişler ise, sevgili kardeşim, şuraya normal çizersen 1.25 net eksik yaparsın. 1.25 net senin yarıştığın bölgede 1000 kişiye denk gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir riskli durum. Bak kanka, sen şöyle diyeceksin burada. Burası K ortamı, burası L ortamı ya. Normalde bu dalga hangi ortamda oluşturulmuş? K'de oluşturulmuş tabii ki, değil mi? L'de oluşturulmuş bir dalganın ucu böyle gidemez. K'de oluşturacaksın ki buradan gelince bir kısmı L'de oluşturduysan zaten aşağı doğru gider. Peki, peki. K'de oluşturmuş olduğun dalga olduğuna göre normalde şu tarafın böyle durması lazım. O zaman burası geride kalıyor. Demek ki K ortamı derin, L ortamındaki bölüm K'ye göre geride kaldığı için L ortamı sığ ortam olmalı. Eğer sen tutup da ayırıcı yüzeye, dalga cephesinin dokunduğu noktaya bir normal çizip bu normaldir deyip şuraya teta gelme, buraya teta kırılma dersen her şeyi yanlış bulursun. Niye? Şu açı az, bu açı çok. Sanki sen ne yapmış olursun? Az kırıcıdan çok kırıcıya, çok kırıcıdan az kırıcıya geçmiş gibi. Sanki normalden uzaklaşmış gibi bulursun. Onun için sevgili arkadaşlar, su dalgalarında kırılma sorusunu çözecekseniz eğer önce şuna karar verin. Onu da sorunun şekline bakarak karar verin. Önce ben su dalgasının kırılmasını ilerleme doğrultusuna bakarak mı kararlaştırayım? Yoksa dalga cephesinin ileride ve geride kalmasına bakarak mı kararlaştırayım? Önce buna karar verin. Ondan sonra işleminizi yapın. Her ikisini kullanayım derken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tamam? Bunu da not edelim. Lütfen şöyle yazın. Su dalgası bir ortamdan diğer ortama geçerken yayılma doğrultusuna bakılarak işlem yapılacaksa normal çizilir. Yayılma doğrultusu normale yaklaşıyorsa dalga sığ ortama geçiyordur. Yayılma doğrultusu normale yaklaşıyorsa dalga sığ ortama geçiyordur. Su dalgası ortam değiştirirken
Su dalgası ortam değiştirirken dalga cephesinin görünümüne göre işlem yapılacaksa, su dalgası ortam değiştirirken dalga cephesinin görünümüne göre işlem yapılacaksa, geride kalan bölüm sığ ortamdadır denilmelidir. Geride kalan bölüm sığ ortamdadır denilmelidir. Dalga cephesinin ayırıcı yüzeye dokunduğu noktaya asla normal çizilmez. Dalga cephesinin ayırıcı yüzeye dokunduğu noktaya asla normal çizilmez. Şu hareketi yapmayacaksınız kırmızıyla yaptığımı. Şu olmayacak. Ha, hocam ben bunu da normal çizerek yapmak istiyorum dersen şöyle yap. Şöyle geliyor ya, buraya normal çiz. Buraya normal çiz. Dalga şöyle gidiyormuş de. Tamam. O olur. İlerleme doğrultusuyla işlem yapacaksınız. Normal çizin. Yok ben dalga cephesine bakacağım diyorsanız normal çizmeyin. İleride kalmış, geride kalmış olayına bakın. Bunu da sorudan ayırın. Soru size söyler zaten şunu yap diye. Bak şöyle bir şeyden bahsediyorum. Mesela bir dalga leğeni çizmişler size şöyle. Diyor ki bir tane dalga şöyle çizdim diyor. Hatta nasıl göstereyim bunu? Şöyle göstereyim. Biraz yukarıdan göstereyim. Ya bir tane dalga var burada diyor. Gönderdim. Sonra bu dalga biraz şöyle gitti diyor. Sonra bu dalga biraz şöyle gitti diyor. Tamam. Şöyle çizmiş. Şöyle çizmiş. Ya bu adam sana diyor ki zaten yayılma doğrultusuyla işlem yap diyor. Işık gibi bak diyor. Tamam. Burası K ortamı, burası L ortamı, burası M ortamı olsun. Şöyle diyeceksin bak. Ben şuraya normal çizeyim. Bak bu yayılma doğrultusu olduğu için normal çiziyorum. O zaman bu ışın ya da bu dalga gelmiş ve normale yaklaşarak geçmiş. Demek ki L ortamı K'den sığ imiş. HL küçüktür, HK oldu. Gördün mü? Evet. Şimdi şuraya normal çizeceğim. Bu dalga da düz gitmek yerine normale yaklaşmış. Demek ki M ortamı da L'den daha sığ imiş. O zaman HL büyüktür, HM'ymiş dersin. Olur mu? Olur. Tabii ki olur. Bakın eğer soruyu başka bir soru olsun. Soruyu şöyle sorduklarında. Bak. Burası K ortamı, burası L ortamı, burası M ortamı olsun. Diyor ki ben burada bir tane dalga kaynağım var benim. Şöyle. Bu dalga kaynağıyla dalga üretiyorum. Ve dalga bir süre sonra şöyle görünüyor. Adam sana diyor ki dalga cephesine bak kardeşim diyor. Evet. Dalga ileride mi geride mi bunu takip et, bunu ifade et diyor. Bak şurayı düşün. Normalde bu dalgayı kaynak böyle oluşturduğunda şu uç K ortamındaki uçla aynı hizada olmuş olmalıydı. O zaman L bölümünde dalga geride kalmış. Demek ki L bölümü K'ye göre daha sığ bir bölüm. Bu durumda şöyle demeliyim. HL HK'den küçük olmalı. Değil mi? Peki aşağıya bakıyorum. Normalde bu dalga
şöyle durmalıydı. Değil mi? Ama ileride olmuş. O zaman M, K'ye göre daha derin bir ortammış. O zaman H, M büyüktür, H, K demiş olur. Tamam. Eğer şöyle bir çizim varsa, tabii ki de normal çizerek değerlendirin bunu. Olur. Ama şöyle bir çizim varsa, bunu da ısrarla ben normal çizeceğim dersen biraz hata yapabilirsin. Orada da dalga cephesini kullan. Tamam. Kim geride kalmış, kim ileri gitmiş bunu söyle. Anlaştık mı? Güzel. Ne hoş. Ne çılgın. Aha. Kızdırdılar adamı. Eyvallah.